Teşekkürler. Sağ ol. Ay ben gerçekten öleceğim galiba. O ne demek şimdi? Başkaları için yaşamaktan, ailem ne der diye düşünmekten gerçekten çok yoruldum. Onlar mutluysa ben de mutluyum. Kocaman bir yalanmış meğer. Evet. Kendimizi inandırdığımız, bizi inandırdıkları bir yalan. Gerçekten de öyle. Bunu bu yaşımda anlamam da iyi oldu. Keşke daha önce anlasaymışım. Yaşanacak bir gün bile kaldıysa yaşamaya değer. Gerçekten de öyle. Biliyor musun? Ben Macide Hanım'ın yüzüne baka baka, hatta kızımın yüzüne karşı ben Dündar Bey'den hoşlanıyorum dedim. Ama çok zor oldu. Bunu da söylemem gerek. Lütfen. Seni seviyorum. Keşke bunu akşam sanat okulunun kantininde söyleseydin. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Öyle mi? Sanırım saçmaladığınızın henüz farkında değilsiniz. Lütfen Hanım, siz akşam sanat mezunuydunuz değil mi? Nasıl? Evet, öylesiniz. Üç kardeşsiniz. İki abiniz Almanya'da. Rahmetli babanız Lütfen Çamay hayranıydı. Adınız oradan geliyor. Ve 1960 yılının Mart ayı. Yanlış hatırlamıyorsam 24'ü akşama. Okuldan arkadaşlarınızla sinemaya gittiniz. Sinemadan çıktığınızda yağmur yağıyordu. Derken Aras Bey yanınıza yaklaştı. Şemsiyesini uzattı. Ama siz bütün bunları nereden biliyorsunuz? Anne. Sen hiç aşık oldun mu? Yani babam olmadığın aşikar. Yani bu Efkan'la aranın bozulması, Efkan'la evlenemiyor olman gerçekten beni çok çok mutlu etti. Kaçamazsın anne, çevirmişimdi konuyu. Söyle, hiç aşık oldun mu? Evet. Evet ama çok uzun zamandı yani, okul zamanı. Oh, 1000 yıl evvel. E ne oldu peki? Adınla hiç karşılaştınız mı sonrasında? Gördünüz mü birbirinizi? Gördüm tabii, görmez olur muyum? Ama çok değişmişti. Tabii aradan yıllar geçti. Peki konuştunuz mu? O seni kesin hatırlamıştır. Hatırladı tabii. Hatırlamaz mı? Anne böyle tane tane mi anlatacaksın? Ama ben onu hatırlamıyormuş gibi yaptım. Nasıl yaptım diye sorma. Yaptım. E niye? Öyle gerekiyordu. Ama o da bana ben de seni hatırladım demedi. Demez. O kadar gururlu ki. Ölse demez. Çok beklettiğim için özür dilerim. Estağfurullah. Aslında belki o zaman söyleseydin şu anın kıymetini bilmeyecektik. Hayat belki de bizi şimdiye hazırladı. Belki de daha zamanı var dedi. Ve şu anda beni sana hazırladı. Beni de sana. Bak bende ne var?
Bu dikiş yüzüğünü hatırlıyor musun? Hani kantinden alışveriş yapmıştın? Evet. Hatta benim 50 kuruşum çıkmamıştı. Gülerek bana bunu verdin. 50 kuruşu getirince alırım dedin. Ama getirmedim. Bana ait bir şeyin sende kalmasını istemiştim. Şimdi onu alabilir miyim? Hayır.